Merhaba değerli Habertürk.com takipçileri. HT Spor YouTube kanalında bugün çok önemli bir konumuz var. A milli takımın kaptanı ve Beşiktaş kadın futbol takımının başarılı savunmacısı Didem Karagenç ile birlikteyiz. Didem hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Bu röportaja konuk olduğu için teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Yoğun programda belki yorduk. Estağfurullah. Şimdi tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm kadınların ve senin bu özel gününü kutluyorum. Bu noktada da hani kadın futbol tabii Türkiye'de yeni yeni var oluyor. Kadınların spor yapması ve özellikle futbol oynaması her zaman böyle dikkat çeken, merak çeken bir konu ülkemizde. Futbola nasıl başladın? Çevrene gelen olumlu olumsuz tepkiler neydi? Futbola çok küçük yaşlarda başladım. İşte herkes çocuklar bebeklerle oynardı. Benim de bebeklerim vardı ancak işte topum da vardı. Çok seviyordum futbol oynamayı. Yani o topu gördüğümde çok heyecanlanıyordum ve hani elle oynamak yerine ayakla oynamak istiyordum. Annem de küçükken futbol aşığı bir kadınmış. Ancak dedem izin vermediği için geldi. Devam edememiş. O yüzden benim olmamı çok istiyordu. Ve çok kulüp aradık. Ancak o zamanlar işte kadın futbolu gelişmediği için bir kulüp bulamadık. 11 yaşında ben lisanslı olarak futbola başladım. Ve futbol hayatım aslında orada başlamış oldu. Ve o şekilde şu an devam ediyor. Peki ailen mesela hani o annem mesela tamam olmadı ama senin olma sürecinde yani destek oldular mı yoksa ilk başlarda yine bir olumsuz bakılıyor muydu mesela konuya? Şöyle olumsuz bakılıyordu. Dışarıda erkek çocuklarıyla beraber futbol oynadığım için dışarıdan çok tepki geliyordu. Ancak annem ve babam eğitimci insanlar. O yüzden bu durumu hep bana hiç yansıtmadan kendi içlerinde çok iyi bir şekilde özümsediler ve çözdüler. Ve hiçbir zaman bana bunu yansıtmadılar. Zaten benim futbola başlamam babam bana özel bir izin aldı. Öğretmendi babam da. Futbol oynayan futbol takımları olur okullarda biliyorsunuz. Evet. O takımlarda normalde kadın veya kız işte çocuklar oynayamaz. Ancak babam özel bir izinle beni erkeklerin arasında tek kız olarak turnuvaya katılmamı sağladı. Okul turnuvalarını. Ve orada futbol oynarken kornerden bir gol attım. Ve o gol sonrasında dışarıda izleyen bir antrenör dedi ki kadın futbol takımı kuracaktım. Seni gördüm kesin kurmak istiyorum artık. Gelir misin? Fitili sen ateşledin yani evet. Peki şimdi bu kızlar sahaya etkinliğine katılmıştın Şanlıurfa'da. Orada birçok oyuncu vardı. Onlara böyle bir mesaj göndermek aslında anlattın şu anda. Hani nasıl başladığını, nasıl ilerlediğini de. Onlara bir mesaj göndermek ister misin? Futbolcu olmak isteyen kızlara mesela. Göndermek isterim tabii ki. Ben 11 yaşındaydım lisans olarak futbola başladığımda. Hiçbir futbol okulu da yoktu Türkiye'de baktığınızda. Şimdi oradaki kız çocuklarını gördüm. Yani çok küçük yaşta oynayan kızlar var. 6-7 yaşında bu işe başlamış olanlar var aralarında. Onlara da gittiğimde şunu söyledim. Siz çok şanslısınız. Çünkü ben küçükken hiç böyle bir fırsat ve imkan yoktu benim önümde. Ben kendim zorlayarak bir şeyleri başarmaya çalıştım. Ama şu an size yol açan, size yol gösteren sponsorlarınız var. Visa destek sağlıyor onlara da. Bana da sağlıyor. Hani o yüzden onlara çok şanslı olduklarını, asla pes etmemelerini ve bu yolun daha güzel bir yol olacağını ve ileride bizlerin de önüne geçeceklerini onlara orada ilettim zaten. Biz de onlara rol model olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara destek olmak için Şanlıurfa'ya kadar işte her yere geziyoruz. Zaten yani çok sevilen bir sporcusun. Bu noktada da o tepkileri alıyorsundur. Karşılaştığın mesela en ilginç manzara ne oldu bu sosyal aktivitelerde gördüklerin arasında? Var mı ya da aklında öyle yer edilen bir an? Hangi sosyal aktiviteler mesela? Ya bu olarak işte kızlar sahaya etkinliğinde olduğu gibi. Yani hani orada bir öyle bir diyalog geçti mi? Yani tabii ki çocuklarla orada aranda senin unutamadığın bir sahne oldu mu mesela? Yani onu merak ettim. İlk girdiğim zaman oraya hani çocukların bana bakışını gördüm ve hani evet gerçekten hani bir idol olarak gördüklerini hani yürekten hissettim ve beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Hani bir an şey dedim ya evet ben bu çocukların idolüyüm. Hani onlara yakışır bir şekilde artık hareket etmek ve daha da başarılı olmak zorundayım ki onlar bunları görsünler diye. Oraya gittiğimde işte hepsi geldiler yanıma. Antrenman yaptıkları üstte imza attırdılar bana. Dedim ki anneniz kızmasın. Anneleri de yanındaydı dediler ki yok yok kızmayız merak etme sen yeter ki imza at biz bunlardan. Onları yıkamamışlar bile belki de. Evet belki de yıkamadılar. Peki Didem yeşil sahada senin için en unutulmaz an kariyerinde şu ana kadar kariyerinde yani. Bir Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştık Konak Belediyespor'da. Son 16'ya kaldık. Son 16 maçını oynamıştık. O maçı unutamıyorum çünkü Alsancak Stadyumu'nda 4000 kişiye karşı oynamıştık ve ilk defa ülkemizde bu kadar yüksek bir seyirci
gelmişti bir maça. Türkiye için Türkiye içinde olan bir maçtan bahsediyorum. Yurt dışında da milli takımlar seviyesinde Hollanda'da, Hollanda ile karşılaşmamızda 25 bin kişi stadyumu doldurmuştu. Ve stadyuma girdiğimiz zaman muhteşem bir uğultu vardı. İlk defa 25 bin kişiye karşı çıkıp oynamıştık. Ama şöyle bir durum vardı. Biz heyecanlanıyoruz ama bize tezahürat etmiyorlar onlar. Evet, rakip takıma şey rakibe... Belki size de motivasyon olmuştur ama o konu tabii değil mi? Ki. Birdenbire o taraftarı görmek ters bir motivasyon da yarattı. Ters bir motivasyon yarattı gerçekten. Daha iyi ısındık hadi falan. Kendimizi göstermemiz lazım. Ama Türkler de gelmişti orada. Bine yakında Türk gelmişti bu arada. Onların gurbetçiler da, evet, gurbetçiler de çok ilgi gösteriyor. O maçı unutamıyorum. Ya buradan paralel şunu da sorayım o zaman. Hani tabii şimdi 4000 taraftardan bahsettim. Beşiktaş taraftarı da... nispeten ilgi gösteriyor kadın futbol maçları. Hani bir grup gelmeye çalışıyor. Peki bir gün Türkiye'de aynı o Hollanda gibi büyük kitlelere ulaşacak mıdır kadın futbol? Yani daha çok zaman var mı yoksa kısa süre içinde böyle popülerleşecek mi bu oyun yani? Hani tribünlerde olacak mı ya da siz Vodafone Park'ta aynı A takım gibi kadın futbol maçları da oynanacak mı? Bunu hayal edebiliyor musun yakın sürede? Yakın sürede hayal edebiliyorum. Bu bizim zaten çok önceden beri kurduğumuz bir hayaldi. Ben ikinci kitleyken Beşiktaş takıma transfer oldum. Bu sırf bunun hayaliyle transfer oldum diyebilirim. Çünkü Beşiktaşlıyım. Beşiktaş formasını giymekten çok gurur duyuyorum. Ve her zaman üç büyüklerde oynamak herkesin hayalidir zaten. Tabii. Bizde de sadece Beşiktaş takımı olduğu için hani ve takımımın renklerini çok sevdiğim için o takımdayım. Ve Vodafone Park'ta inşallah ilerleyen günlerde çok güzel projeler var. Maçları oynayacağız ve oynamaya da devam edeceğiz. Devamı da gelecektir. Mutlaka bu futbol kadınlar olarak da ilgi görmeye başladı zaten. Ve çok iyi bir şekilde eğmelenip yıllar geçtikçe de daha iyi seviyeye gelecektir. Avrupa düzeyini yakalayacağız diye düşünüyorum. Ya burada şey mesela şimdi yine Beşiktaş demişken yani Beşiktaş zaten bu birçok konuda öncü bir kulüp. Geçen gün zaten 117. yaşını kutladı. Kadın futbolunda da yıllardır hani tek başına üç büyükler arasında yatırım yapıyor. İşte kız futbol okulları var. Cinsiyeti eşitliği noktasını futbolda da uygulamaya çalışıyor. Beşiktaş'ın hani şu ana kadarki çabasını nasıl anlatabilirsin kadın futbolu noktasında? Yani Beşiktaş 3.lükten bu işin içine girdi. 2.lik ve 1.lik olmak üzere yaklaşık bir 7-8 sezondan beri kadın futbolunun içinde. Beşiktaş'ın kadın futbolunun içinde olmasıyla beraber küçük kız çocuklarının dediğiniz gibi işte futbol okullarıyla beraber futbola başlattı. Yani yapmış olduğu şey gerçekten hani küçük gibi belki gözükse bile yatırım. Gerçekten kadın futbolu için çok büyük bir yatırım. Çünkü biz Beşiktaş'ta oynuyoruz. Beşiktaş'ta oynadığımızı gören diğer veliler evet benim de kızım Beşiktaş'ta oynasın diye. Bir de o marka etki ediyor yani değil mi? Şimdi diğer takımlar da var kadınlar futbol tabii liginde. Ki. Ama ailelere Beşiktaş markasının bunu yapıyor olması büyük bir şey, örnek teşkil ediyor aslında. Evet, çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Yani bizim de yolumuzu açıyor kadın futbolu olarak. Bize de çok büyük destekler veriyorlar. Başkanımız bizi çok destekliyor, maçımıza gelip maçımızı izliyor. Eşiyle beraber, evet, çocuklarıyla beraber. Altyapıdaki Necmettin Bey ve Fırat Bey, onlar da çocuklarıyla gelip bizim maçlarımızı izleyip bizlere çok destek veriyorlar ve hep arkamızda olduklarını söylüyorlar. Bu futbol eskiden bu kadar değer görmüyorduk ama gün geçtikçe çok fazla değer görmeye başladık. Kulübümüz tarafından da çok fazla değer görüyoruz. Sizler tarafından da, medya tarafından da evet, çok fazla destek görmeye başladık. Ya elimizden geldiğince evet. Bu bizi yani, çok mutlu ediyor. Yaptığımız işte en azından görünür olduğumuzu hissediyoruz. Ya görünüyor. Beşiktaş'ın gerçekten hani etkisi var bu noktada. Biraz o şeyin yayılmasında önemli faktör oldu. Diğer kulüpler de belki böyle adımlar atsa daha da ileriye gidecektir kadın futbolu. Ben bir de şöyle bir şey sorayım. Şimdi Dünya Kadınlar Günü dedik tabii konunun başında. Yani Türkiye'de kadın olmak, kadın olmanın zorlukları. Bu noktada peki bir soru sorsam neler dersin? Günümüzde zaten hani bu kadın cinayetleri çok arttı. İşte kadına karşı şiddet gündem maddesi yani şu an zaten. Çok üzücü olaylar bunlar. Hani sadece 8 Mart'ta değil aslında tüm zamanlar Kadınlar Günü olarak görüyorum tabii ben. Bir tek bu haftada değer ve önem görmek aslında birazcık üstse bile yine de bu aşamada ben reklamları günümüzdeki ve hani billboardların hepsinin hep kadına yönelik
şiddetten yola çıkarak kadının gücünü, kadınla erkeğin eşitliğini hep böyle nasıl diyeyim, vurgulayacak şekilde yaptıkları bir kampanyalar görüyorum. Hı hı. Aslında işte bizim de yapmak istediğimiz bu kadının, yani erkek oyunu olan futbolda biz de kadın olarak var olmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında baktığınızda çok zor bir iş. Yani kabul ettirmek de çok zor. Hani basketbolda mesela o biraz oturmuştur. Voleybolda da hani kadın erkek sporu, yani iki yani hem kadın hem erkek sporu kabul edilebilir. Ama futbolda tabii bunu yapmak bir de bu kadar kitlesel bir oyunda çok da zor gözüken bir şey gibi yani. Evet, hani, gerçekten yani, çok futbolun zor. Futbolun üstüne yapışmıştır o şey yani, bu erkek oyunu algısı. Öyle. Hani sokakta futbol oynadığınızda bile gelip sana hani sen niye futbol oynuyorsun? Bunu erkekler oynuyor diyenler vardı. Artık tepkiler. Bu algı da yavaş yavaş kalktı. Evet, hı-hı, sen kadınsın ama bu işi yapabilirsin. Hani sadece, hı-hı, bu işi erkekler yapmıyor. Eğer sen bu işi başarabilirsen başka işleri de başarabilirsin de geldi konu. Sen futbol oynayabiliyorsan demek ki sen iş hayatında da başarılı, tabii, olacaksın. Hani kendine bir özgüven, bir motivasyon oluşturuyor yani futbol oynayan, hı-hı, kadınlarda ve onlar iş hayatlarında da daha başarılı oluyorlar diyebilirim. Bir de şimdi tabii Beşiktaş kulübünün içindesin yani. Asıl tabii ana unsur Beşiktaş'ta erkek futbol takımı yani Beşiktaş'ın hani. Maçları takip ediyor musun Beşiktaş futbol takımının? Evet, takip ediyorum tabii ki. Yani orada hani sen tabii sol bek oynuyorsun. Evet. Yani maçları izlerken kendine çıkardığın notlar ya da böyle ben daha iyi yaparım dediğin şeyler oluyor mu böyle izlerken yani? Hani bir futbol oradan bir taktiksel izlenimler alıyor musun? Sürekli maç izler misin ya da yani erkek futbolu da çok takip eder misin yakında? Erkek futbolunu takip ederim. Hı hı. Çünkü oradaki olan sistemleri, işte pozisyonları, hı hı, kendi futbolumda nasıl geliştirebilirim diye uyarlamak için çok izliyorum. Beşiktaş'ın maçlarına da çok gidiyoruz bu arada. Hı hı. Tribünden izlerken tabii öyle şeyler oluyor. Hani işte ben daha iyi orta açardım. İşte ben daha mı iyi vururdum acaba? Keşke ben orada olsaydım. İşte o golü ben atsaydım, hı, gibi, hı hı, durumlar olabiliyor. Ama tabii ki sahanın içinde olmak çok başka bir duygu. O anki o stres yönetimi, o baskı altındaki o topa vuruş, hı hı, işte çok zor. Onları da anlamak lazım. Ki anlayacağız inşallah ileriki günlerde, biz de o baskı ve stresle oynamak istiyoruz. O yüzden... Tabii o taraftarların arttığı dönemlerden bahsediyorum. Evet, artacağı dönemlerden bahsediyorsun. Artacağı dönemlerden bahsediyorum. Peki milli takım, yani bu formayı giymek, tabii Beşiktaş'ta oynamak da büyük mutluluktur da ama her sporcunun zirvesi milli takımdır. O kaptanlık yapıyorsun orada da. Hedeflerin, hayallerin neler orada milli takımda? Çok küçük yaşlardan beri milli takım forması giyiyorum. Her yaş grubunda giydim bu zamana, hı-hı, kadar ve kaptanlık görevlerini farklı yaş gruplarında da üstlendim. Şu anda A milli takımda üstleniyorum. Şu anda milli takımlarda da bir değişim oldu. Ondan da bahsedeyim size. Kadın milli takımları departmanı hep kadın antrenörlerden oluşuyor artık. Ve bizim de antrenörümüz bir kadın oldu. Necla, hı-hı, Güngör Kırağası. Onunla beraber muhteşem bir değişim ve ivmeleme yakalamayı hedefliyoruz ve planlıyoruz. Şu an Avrupa Şampiyonası grupleme müsabakalarını oynuyoruz ve oynamaya devam ediyoruz. Orada hala bir şansımız var. Ama bundan sonraki süreçte daha iyi seviyelere gelip, daha iyi yerlerde o Avrupa Şampiyonası'na, hı-hı, Dünya Kupası'na gidip oralarda bir final oynamayı hedefliyoruz milli takım olarak. Kaptan olmak da çok güzel bir duygu gerçekten milli takımda. O alttan gelen kardeşlerime, benden daha büyük yaşta, hı-hı, olan ablalarıma, hani nasıl diyeyim, tecrübeyle beraber, onlarla beraber hareket ediyor olmak ve hani bu duyguyu hissetmek, ya hissetmek, bant takıp çıkıp, hı-hı, marşı okumak beni çok duygulandırıyor ve ağlarım zaten şeyde, seremonilerde genelde milli takım marşı, hı-hı, okunurken, hani çok heyecan verici bir şey. Umarız yani zaten A milli takımımız şimdi Euro 2020'ye gidiyor, hı hı, ki onun getirdiği mutluluk bile ne kadar fazlaydı yıllar sonra büyük şey. İnşallah kadın futbolda da o seviyelere çıkarız yani Türkiye. İnşallah. Zaten böyle bir şey olursa daha çok ilgi görecektir zaten. Yani milli ki başarı daha çok bir kenetliyor ülkeyi bizim. Evet. Böyle biraz kulüp tartışmaları falan filan geride kalıyor dönemlerde. Kadın futbol açısından da böyle bir şey başarmanız ciddi anlamda daha da atılım olmasını sağlayacaktır. Bir sorum da Team Visa yani projesi. Bu dünyanın en iyi kadın futbolcularıyla beraber oldun. Orada görüp hani burada var, burada yok, orada var. Hani eksik olan, bizde olan, orada olmayan, orada olan, bizde olan nedir mesela? Orada gördüklerin, orada tanıştığın insanlar, evet, diğer futbolcularla, onlara dair izlenimlerin nedir?
Team Vize zirvesinde 18 tane farklı futbolcu vardı ve hepsi farklı ülkelerde yetişmişler ve büyümüşler. Ben de şunu sordum. Yani evet, onların seviyesi bizden daha ileride ve onların ülkelerinde futbol daha gelişmiş. Acaba bizim eksik olan noktamız neydi burada? Onlar bizden iyi neyi yaptılar diye düşündüm ve yani bunu onlara sormak istedim ve sordum çoğuna. Dedim ki hani siz kaç yaşında futbola başladınız ve kaç yaşında lisans aldınız ve kaç yaşında maça çıkmaya başladınız diye sorduğumda onlar 4 yaşında altyapılarda erkeklerle beraber futbol oynamaya başlamışlar. Ve 13 yaşına kadar, o ayrıma kadar erkeklerle beraber futbol oynamışlar. Ve daha sonrasında takımları ayrılmış ve o şekilde maç yapıp kendilerini geliştirmeye başlamışlar. Ben o dönemlerde ne yapıyordum diye kendimi sorguladığımda sokakta çocuklarla eğitim alamadan hani kendi bildiğimiz şekilde futbolu oynamaya çalışıyorduk. Mahalle maçı. Aynen, mahalle maçı yapıyorduk. Ve hani taş koyarak yaptığımız şeyi onlar çim sahada kalelerin altında işte hulilerle tesislerde yapmışlar. Ve o eğitimi çok küçük yaşlarda almışlar. Bunun çok büyük önemi var. Çünkü aramızdaki antrenman yaşı çok fazla baktığımızda 12-13 sene. Ve bunu kapatmak şu an mümkün değil. Ancak işte şu an altyapılar kuruluyor. Hem Visa'nın kurduğu okullar, hem Beşiktaş'ın kurduğu okullar, daha süre gelen başka okullarla beraber bu seviye yavaş yavaş kapanacaktır diye düşünüyorum. İleride o takım arkadaşlarımla da bir projemiz var. Onlarla da, onlardan birini bugün buraya davet edip biz de o şekilde futbol okullarında onlara yardımcı olacağız. Çok güzel yani. Bu inşallah gerçekleşir. İnşallah. Yani keyifli bir sohbet oldu. Kadınlar Günü demiştik. Çok iyi cevaplar verdin aslında bir kadın futbolcu olarak Türkiye'de. Eklemek istediğin şeyler var mı, son bir mesaj bu noktada? Kadınlar Günü ile ilgili kadınlarımız bir gün değil, her gün değerlidir. Lütfen sadece bir hafta kadınları hatırlamayalım. Her gün hatırlayalım. Herkesin Kadınlar Günü kutlu olsun. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bizlere değer verdiniz, çağırdınız buraya. Ne demek? Biz teşekkür ederiz yani konuk olduğun için. Değerli izleyiciler, keyifli bir sohbetti. Yeniden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Ve yeni röportajlarda birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyelim.